19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle valilik tarafından bir yemek verildi. Vali Hacı Bektaşoğlu polis evindeki yaptığı konuşmada muhtarların demokrasinin bir tezahürü olduklarını belirtti. Vali Hacı Bektaşoğlu şöyle dedi. Şu anda yine ilçelerimizde kaymakamlarımız, tüm ilçe yöneticileri, muhtarlarımız da bir araya geldiler, geliyorlar, gelecekler. Biz de bugün Siirt İl Merkez Mahalle Muhtarlarımız ve Siirt Merkez Köy Muhtarlarımızla bir araya geldik. Ben tekrar davetimizi kırmayıp buraya gelen arkadaşlarımıza, siz muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, muhtarlar, muhtarlık müessesesi yerel demokrasinin ve demokrasinin direğidir. Doğrudan demokrasinin tezahürüdür. Ve muhtarlarımız tüm toplumun vicdanıdır. Sizler seçilen insanlar, muhtarlar olarak bütün hizmetlerin, kamu hizmetlerinin, devletin sunmuş olduğu, yerel yönetimlerin, belediyelerin sunmuş olduğu hizmetlerin hakkıyla vatandaşımıza ulaşması için çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Ve aynı zamanda bir vatandaşımızın başı ağrısa veya bir mahallede herhangi bir hizmet aksasa, bu aydınlatmadan, suyundan, hastasından, cenazesinden, herhangi bir bireysel bir dert olabilir, o mahallin ortak bir derdi, meselesi, sorunu olabilir, aksayan bir hizmet olabilir. Bunu direkt ileterek, takip ederek bizim kamu kurum ve kuruluşları olarak ve devletin görev ve sorumluluğunu yerine getirmesine çok çok büyük bir katkı sağlıyoruz. Dolayısıyla milletle devleti birleştiren, buluşturan, ısındıran yegane kurum ve insanlarsınız. Sizlere bu hizmetlerinizden dolayı Siirt'te, Siirt vilayetinde gerek mahalle muhtarlarımız, gerek köy muhtarlarımız, burada bulunmayan bütün ilçelerimizde mahalle ve köy muhtarlarımız, tüm muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar tabii bu müessese çok eskidir. Muhtarlık müessesesi, rahmetli Rahman'a kavuşan muhtarlarımıza, büyüklerimize, sizlerin, belki babaları, dedeleri, komşuları, akrabaları, bütün muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlere hayırlı, Cenab-ı Hak hayırlı hizmetler nasip etmesini diliyorum. Değerli arkadaşlar, şunu iyi bilmenizi isteriz. Biz sizlerle birebir toplum çeşitli vesilelerle bir araya geliyoruz. Sizleri fırsat buldukça mahallelerimizde, köylerimizde ziyaret ediyoruz. Ve bize ilettiğiniz bizzat bana ve kurumlarımıza, özel idare, emniyet, jandarma, herhangi bir siyasi parti teşkilatları vasıtasıyla il başkanlarımıza, il yönetimlerimize, sayın milletvekilimize ilettiğiniz bütün sorunlar, mutlaka biz bunları önemsiyoruz, ciddiye alıyoruz, yapılacak olanları mutlaka yapıyoruz. Eğer bir planlamayı, yatırımı gerektiriyorsa, yine kısa vadede yapılması gerekiyorsa yapıyoruz. Orta vadede, uzun vadede mutlaka planlıyoruz ve dikkate alıyoruz.
hiçbir talebi, hiçbir isteği, talebi bir tarafa atmıyoruz, göz ardı etmiyoruz. Bunlar zamanla hepsini yapıyoruz, birçoğunu yapıyoruz ve mutlaka planlanıp yapılacaktır. Bunu da özellikle bilmenizi istiyorum. Ben tabii bugün Allah'a şükür huzurumuz yerinde. Allah'a şükür. Allah bugünümüzü aratmasın. Tabii burada hemen hemen hepimiz yaş itibariyle bölge, Türkiye'nin, bölgemizin, özellikle Siirt ilinin tabii ki yaşadığı bir bölücü terör örgütü zulmüne karşı büyük bir mücadele ve hep beraber millet olarak, devlet olarak ve Allah'ın izniyle bu bitmiştir, bitecektir. Bunu topraklarımızdan, dağımızdan, taşımızdan, patikamızdan, ovamızdan, kasabamızdan, köyümüzden, şehrimizden söktük attık atacağız. Ve bunu aklımızdan, fikrimizden söküp atacağız. Hiç kimse bunun kıymetini bilmek lazım. Bu konuda yine en büyük bu konuda başarı milletimizin ve siz muhtarlarımızındır. Bu konuda emek veren jandarmamız, güvenlik güçlerimiz, polisimiz, korucularımız, muhtarımız, vatandaşımız. Bütün bu konuda emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Bunun kıymetini çok iyi bilmek lazım. Şu anda dünya, bölgemiz, Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor. Dünyada güç dengelerinin yeniden kurulduğu, bazı zorlamaların, konjonktüre zorlamaların, tabii bu konjonktüre zamana değil, bunlar bilerek, isteyerek etrafımızda dönen şeyler, yapılan, yapılmaya çalışılan şeyler. Tabii bizim her zaman en büyük gücümüz, önce Allah sonra milletimiz, birlik ve beraberliğimizdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Biz bir beraber olursak, bize neyle gelirse gelsinler, kim gelirse gelsin, Allah'ın izniyle bu millete, bu devlete kimse boyun büktüremez. Allah dirliğimizi, birliğimizi bozmasın. Allah devletimizi, milletimizi var etsin. Yemeğe vali yardımcısı Fatih Kurt ve diğer bazı yetkililerle merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarları katıldı.